Genelkurmay Başkanı istifa etti. Şimdi belki sorarsın, niye istifa etti? Ben cevabı şimdi veriyorum. Bilmiyor. Bizim anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı Başbakan'a sorumludur. Anayasaya göre Genelkurmay Başkanı Başbakan'a sorumludur. Cumhurbaşkanı'na sorumlu değil. Şimdi neden istifa ettiğini benim bilmem gerekmez mi Başbakan? Bilmiyorum. Bana gelip de bir gün ben şu hususlarda rahatsızım. Veya şu hususlar yanlıştır. Öyle değil de şöyle olması gerekir demiş değil. Hayır. Soracak vakit kalmadı ki. Neden? İstifa etti. Bir Genelkurmay Başkanı madem ki kritik ve ciddi bir dönemden geçiyoruz, onun da bir sorumluluğu var. Gayret edecek, bir şey yapacak, paylaşacak, değil mi? En azından. İstifa ettikten sonra çağırdık, dedik ki niye yapıyorsunuz başkanım? Ne var yani? 90 bir şey varsa biz halledelim. Yani şimdi sırası değil. Hayır dedi, ben dedim, istifa ettim. Bir kitap yazdı filan okumadım. Yani ama herhalde bir kulaktan dolma yanlış da olabilir. Efendim ben işte başbakana söyleyecektim de evet o işte illerde seyahattaydı gibi böyle bir ifadesi olmuş. Yani sen şimdi bir haber göndersen bir göreceğimiz bir korku vardır. Türkiye çok şükür yani istediğimiz zaman 2 saat içerisinde istediğimiz yere gideriz değil mi yani? Öyle günlerce, aylarca mesafede değiliz yani. Velhasıl belki o soru gelir diye cevaplandırmak istiyorum. Ama burada önemli olan konu şuydu. Bakın bugün bu değişti. Bugün değişti. Genelkurmay Başkanı, Başbakan'a sorumlu olduğunu bugün Türkiye öğrendi. O gün öğrenmemişti. O gün biz tenkitlere maruz kaldık. Vay efendim, Genelkurmay Başkanı istifa etti de, nasıl etti de, niçin etti de. İşte ben de